kendinizle ve hayatınızla ilgili bütün sorumlulukları kendi üzerinize almanız neden çok önemlidir? Bir soru soracağım. Otobüs kaptanı mı daha fazla para kazanır? Otobüsün muavini mi daha fazla para kazanır? Yoksa muavin yardımcısı mı daha fazla para kazanır? Bunu fazla düşünmeye de gerek yok. Bu üç kişiden en fazla parayı elbette otobüs kaptanı kazanır. İkinci sırada muavin, üçüncü sırada da muavin yardımcısı para kazanır. Yani sıralama birinci sırada kaptandır. Neden? Çünkü kişiler her zaman aldıkları sorumlulukları kadar maaş alırlar. Sistem böyle çalışır. Para o şekilde kazanırlar. Sorumluluk kadar para kazanılır. Otobüs kaptanı yani şoförü otobüsteki herkesin can güvenliği ile ilgili sorumludur. Onları A noktasından B noktasına götürmekle sorumludur. Ayrıca otobüste çalışanların birbirleriyle iletişimlerinden de sorumludur. Bununla beraber onların müşterilere davranışlarından da sorumludur elbette. Ama muavin ve muavin yardımcısı otobüs kaptanı kadar sorumluluk taşımazlar. Ondan dolayı daha az kazanırlar. Dolayısıyla mutlu, kazançlı ve değerli bir hayatın olmasını istiyorsanız kendinizle ve hayatınızla ilgili başkalarını sorumlu tutmaktan vazgeçin. Hayatınızda yanlış giden bir şey varsa bunlar için başkalarını suçlamaktan başkalarını sorumlu tutmayı bırakın. Bir engel çıktıysa önünüze hemen iş arkadaşınızı, patronunuzu veya annenizi babanızı suçlamayı kesinlikle bırakın. Evlilik hayatınızda ters gidiyorsa bir şey hemen bunun sorumlusu eşimdir veya anne babasıdır demeyi bırakmanız gerekiyor. Ve hayatınızla ilgili bütün sorumlulukları üzerinize alın. Sessizce kendi kendinize tekrarlayarak şunu söyleyin. Hayatımla ilgili ben sorumluyum. Hayatımla ilgili ben sorumluyum. Yaşamımdaki olup bitenlerle alakalı sonuçlar sadece ve sadece benim kararlarımdan kaynaklıdır. Hayatında bir şeyin mümkün olup olmadığını benim bakış açım, benim kararım, benim algım belirler. İşin ilginç tarafı herkes mutlu olmak istiyor. Herkes başarılı olmak istiyor. Herkes özgür olmak istiyor. Ama sadece çok azı bu güzellikler için sorumluluk almaya hazır. Sorumlulukla alakalı bir ayet-i kerime var aklıma gelen. Şura suresi 30. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizin başınıza bir musibet, bir bela, bir sıkıntı geldiyse o sizin ellerinizle kazandıklarınızdan yani sizin günahlarınızla alakalıdır. Yani biz burada ne anlıyoruz? Prensip olarak maddi ve manevi kural var. Kural nedir? Yaşadıklarından sen sorumlusun. Senin başına bir sıkıntı, bir bela geliyorsa o seninle alakalı, senin kararından kaynaklı. Başkalarını suçlamakta kesinlikle hakkın yok demektir. Sen de başkalarını suçlamayı bırakıp sorumlulukları üzerine alarak başarıya ve mutluluğa gitmeyi deneyebilirsin. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.